Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün dersimiz matematik. Konumuz paralarımız. Paralarımız iki çeşitli. Bir, madeni paralarımız. İki, kağıt paralarımız. Şimdi etkinliklerle paralarımızı gözden geçirelim. Uygun para resimlerinin üzerine tıklayarak soruları yanıtlayın. Evet, hangisi bir kuruştur diye soruyor. Hemen inceliyorum. 1 Türk lirası, 1 kuruş, 5 kuruş. Üzerinde de zaten yazıyor çocuklar. Ortadaki 1 kuruş. Hangisi 5 Türk lirasıdır? Evet, 5 lira kağıt paralarımızdandır çocuklar. Ve bakıyorum yine ortadaki 5 Türk lirasıdır diyor. Hangisi değeri en küçük madeni paramızdır? Bakıyorum. Türk lirası, 1 kuruş, 5 kuruş. Çocuklar, kuruş Türk lirasına, liraya göre daha küçük değerdedir. O yüzden 1 lira diye hemen eliyorum. 2 kuruş, 1 kuruş var, 1 de 5 kuruş var. Bunlardan hangisinin değeri küçüktür? Tabii ki 1 kuruşun değeri daha küçüktür. Hangisi değeri en küçük kağıt paramızdır? Hangisi değeri en küçük kağıt paramızdır? Evet, kağıt paralarımızdan birinci resimde 5 Türk lirasını görüyorum. İkinci resimde 20 Türk lirasını görüyorum. Üçüncü resimde de 10 Türk lirasını görüyorum. Bunlardan 5 Türk lirası en küçük kağıt paralarımızdır. Hangisi değeri en büyük madeni paramızdır? Evet, biraz önce de söylemiştim çocuklar. Madeni paralarımızda 1 kuruş vardı, 1 de lira vardı. Kuruş liraya göre daha küçük değerdeydi. Lira büyük değerdeki madeni daha büyük değerdeydi. O yüzden 1 Türk lirası en büyük madeni paramızdır. Hangisi 10 Türk lirasından büyük, 50 Türk lirasından küçük madeni paramızdır? 10 Türk lirasından büyük, 50'den küçük olacak. Evet, bakıyorum. 5 liram var, 20 liram var, 10 liram var. 10 liradan büyük olacak ve 50 liradan küçük olacak. Hangisi sağlıyor şartımızı? Evet, 20 kuruş. Hangisinin değeri 25 kuruştan azdır diyor. Evet çocuklar, 1 Türk lirası bu madeni paralarımızda en büyük değerdeki paramızdı. 10 kuruş var, 50 kuruş var. 20 kuruştan az olan 10 kuruş mudur, 50 kuruş mudur? Evet, tabii ki. Arda ve Efe'nin cüzdanlarında para vardır. Önce cüzdanlarında ne kadar para olduğunu belirleyelim. Sonra da kimin daha çok parası olduğunu bulalım. Önce Arda'nın cüzdanında ne kadar olduğunu bulalım. Arda'nın bir tane 5 Türk lirası ve bir tane 10 Türk lirası vardır. Arda'nın toplam 15 Türk lirası vardır. Efe'nin cüzdanında ne kadar olduğunu bulalım. Efe'nin iki tane 5 Türk lirası ve bir tane 1 Türk lirası vardır. Efe'nin toplam 11 Türk lirası vardır. Arda'nın 15, Efe'nin 11 Türk lirası vardır.
Şimdi kimin daha çok parası olduğunu bulalım. 15 sayısı 11 sayısından büyüktür. O yüzden Arda'nın parası Efe'nin parasından fazladır. Önce madeni ve kağıt paralarımızı hatırlayalım. Kağıt paralarımızdan 100 ve 200 Türk lirasını tanıyalım. Madeni paralarımız 6 tanedir. 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 Türk lirası. Değeri en küçük madeni paramız 1 kuruş, değeri en büyük madeni paramız 1 Türk lirasıdır. Kağıt paralarımız 6 tanedir. 5 Türk lirası, 10 Türk lirası, 20 Türk lirası, 50 Türk lirası, 100 Türk lirası, 200 Türk lirası. Değeri en küçük kağıt paramız 5 Türk lirası. Değeri en büyük kağıt paramız 200 Türk lirasıdır. Madeni paralarımızın değeri kağıt paralarımızın değerinden küçüktür. Ayrıca kuruş olan paralarımızı Türk lirası olarak ifade edebiliriz. 10 tane 10 kuruş 1 Türk lirasıdır. 4 tane 25 kuruş 1 Türk lirasıdır. 2 tane 50 kuruş 1 Türk lirasıdır. 'daki paraların değerini bulun. Aynı değerdeki paralara tıklayın. Evet. Yukarıda 1, 2, 3, 4, 5 tane 1 kuruşum vardır. 5 tane 1 kuruş 1 kuruşun değeri nedir? 5 kuruş değil mi? 5 tane 1 çarpma olarak da bilebilirim. 5 çarpı 1. 5 tane 1 kuruş. 5 kuruş edermiş. Evet. 1, 2, 3, 4 tane 25 kuruş. Ben 4 tane 25 kuruşun 1 lira ettiğini biliyorum. Nasıl 1 lira eder? 2 tane 25, 25 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş eder. 2 tane 25 kuruş yine 50 kuruş eder. 50 kuruş, 50 kuruş daha 100 kuruş eder. 100 kuruş da 1 Türk lirası demektir çocuklar. 100 kuruş 1 Türk lirası demektir. Yani cevabım 1 Türk lirası olacak. 2 25'i topladım. Siz 25, 25 daha 50, 50, 25 daha 75, 75, 25 daha 107 bulabilirsiniz. Farklı yollardan tabii ki bulabiliyoruz biliyorsunuz. Şimdi şunu bir kere daha altını çizerek söylüyorum çocuklar. 100 kuruş 1 Türk lirasına eşittir. 100 kuruş 1 Türk lirasına eşittir. Evet. 5 kuruşum var ve 25 kuruşum var. 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 kuruşum. Bir tane de 25 kuruşum var. Ben şimdi 5 kuruşları 5'er 5'er ne yapayım? Kaç kuruş ettiklerini bulayım. 5, 10, 15, 20, 25. 5 kuruşları topladığım zaman, bir araya getirdiğim zaman kaç kuruş olurmuş? 25 kuruş olurmuş. 1 25 kuruşum da burada vardı. 2 25 kuruşum ne yapar? 50 kuruş yapar. Evet. 1,
2, 3, 4, 5 tane 10 kuruşum var. 5 tane 10 kuruşum 5 çarpı 10 50 kuruş eder. 1 50 kuruşum daha var. 50 kuruş 50 kuruş daha 100 kuruştur. 100 kuruş da 1 TL eder. Evet, şimdi de kağıt paralarımızı bir araya getirelim. Değerlerini bulalım. 2 tane 5 liram, 1 tane de 10 liram var. 2 tane 5 lira 10 lira eder. 1 10 lira daha toplam 20. Evet. 2 tane 20 liram var. 20 20 daha 40'tır. 20 çarpı 2 olarak da bulabilirim ben bunu. 2 ile 2'yi çarparım 4. Yanına 1 0 eklerim 40. Evet. 20 ile 2'yi çarparsam 40 eder. 1 de 10 eklerim. 50 liradır buradaki paraların değeri. Kumbaralardaki para miktarlarını belirleyin. Değeri daha çok olan paraların bulunduğu kumbaraları seçin. Evet. Birinci kumbaramızda 10, 20 Türk lirası var. İkinci kumbaramızda 5, 10, 15 Türk lirası var. Değeri çok olan paranın bulunduğu kumbarayı seçin demişti. 20 lira burada vardı, 15 lira burada var. Hangisinin değeri daha çoktur? Tabii ki birinci kumbaradaki paranın değeri daha çoktur. Kumbaradaki para miktarlarını belirleyin. Değeri daha çok olan paraların bulunduğu kumbaraları seçmeye devam ediyoruz çocuklar. Buradaki paraları sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25 Türk lirası. Burada da 50 Türk lirası var. 50 Türk lirasının değeri 25 Türk lirasının değerinden daha çok değil mi? Evet, devam ediyoruz. Birinci kumbaramızda ilk önce büyük paraları sayalım, sonra küçükleri ilave edelim. 20, 20 daha 40 lira, 5 daha 45, 5 daha 50 Türk lirası vardır birinci kumbaramda. İkinci kumbaramda sayıyorum hemen. 20, 30, 40, 50, 60 lira vardır. Burada kaç lira vardı? 50. Burada kaç lira vardı? 7. Özür dilerim. 20, 30, 40, 50, 60 lira vardı. Burada 50 lira, burada 60 lira var. Hangisinin değeri daha çoktur? Evet. Tabii ki paraların değeri daha çok. Şimdi de madeni paralar var kumbaralarınızda. Onları sayalım. Evet. Burada 3 tane 50 kuruşum var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de 10 kuruşum var. 5 tane 10 kuruşum, 1 tane 50 kuruş ederdi. Yani burada 4 tane 50 kuruş olduğunu düşüneceğim. Ve burada kaç lira var? Kaç kuruş vardır? 100 kuruş vardır. 100 kuruş da 1 Türk lirası gidiyorlar değil mi? Buraya bakalım. Burada zaten 1 liralar direkt var. Burada biz 1 lirayı kendimiz bulmuştuk. Birinci kumarada 1 lira olduğunu hesaplamıştık. Burada da 1, 2, 3 tane 1 lira. 2 tane 50 kuruş da yine 1 lira eder. Burada 4 lira var. Birinci kumbarada 1 lira vardı. Hangisinin değeri daha çoktu? Tabii ki 4 lira olan kumbaranın değeri daha çoktu. Evet. Burada madeni paralarımız var. 1 Türk lirası. Kaç tane varmış bakalım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 lirası var. Burada kağıt para var. Ama 5 40 lirası buradaki madeni paraların değeri daha çoktur. Evet, 5 lira en küçük kağıt paramızdı. Demek ki madeni paralarımız çok olduğunda kağıt paralarının değerinden fazla olabiliyormuş, değil mi çocuklar? Evet, 50 kuruşlarımız var birinci kumbaramızda. Bakalım kaç tane 50 kuruşum varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Ben 2 tane 50 kuruşum 1 lira için ediyorum. 2 50 kuruş 1, 2, burada kaç lira varmış? 3 lira varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 50 kuruş 1, 6 tane 50 kuruş 3 Türk lirası yapar. Burada da 2 Türk lirası vardır. Hangisinin değeri daha çoktur? Tabii ki 3 lira 2 liradan daha çoktur. Evet, konuyla ilgili birkaç soru çözelim çocuklar. Aşağıdaki paralardan hangisinin değeri 1 liradır? A seçeneğini inceliyorum. A seçeneğinde 3 tane 25 kuruş var. 3 tane 25 kuruş 75 kuruş eder çocuklar. 25, 25 daha 50, 25 daha 75. 75 kuruş 1 lira etmez değil mi? 100 kuruş 1 lira ederdi. B seçeneğini inceliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane 10 kuruşum var. 5 tane 10 kuruş da 50 kuruş ederdi. Yine 1 lira etmez. C seçeneğine bakıyorum. C seçeneğinde 2 tane 50 kuruşum var. 2 tane 50 kuruşum 100 kuruş eder. 100 kuruşu değeri de 1 Türk lirasına eşittir çocuklar. Cevabım C'dir. Evet, aşağıdaki paralardan hangisinin değeri en küçüktür? A seçeneğinde 2 tane 20 TL. 2 tane 20 TL'nin değeri 40 TL'dir. B seçeneğinde 3 tane 10 TL diyor. 3 tane 10 TL 30 TL'dir. C seçeneğinde 4 tane 5 TL diyor. 4 tane 5 TL hemen diğerlerinde olduğu gibi 4 tane 5 TL demek 4 ile 5 çarpmak demekti. 4 kere 5 de 20 eder değil mi çocuklar? A seçeneğinde 40 lira vardı. B seçeneğinde 30 lira vardı. C seçeneğinde 20 lira var. Hangisinin değeri en küçüktür diye sorduğu için C seçeneğindeki verilmiş 4 tane 5 TL'nin değeri 20 TL ettiği için en küçüktür. Bu arada bizim para birimimiz Türk lirasıydı. Türk lirasını da kısaca TL olarak gösterdiğimizi hatırlatalım. Evet. 5 tane 50 kuruşa hangisi eklenirse 5 lira eder. Sorumuz 5 tane 50 kuruşa hangisi eklenirse 5 lira eder. İlk önce çocuklar 5 tane 50 kuruşun kaç lira ettiğini bulalım. 5 tane 50 kuruş çiziyorum. Daha sonra 50 kuruş 2 50 kuruşun 1 lira ettiğini biliyorum. 2 50 kuruş 1 lira eder. Burada 1 tane 50 kuruşum kalıyor. Bu 50 kuruşu kuruşun yanına bir tane daha 50 kuruş çiziyorum. 1, 2, 3 liram oluyor. 1 tane 1 lira çiziyorum 4. 1 tane de 1 lira çiziyorum 5 lira. Benim 5 tane 50 kuruşa 1 tane 50, 2 tane de 1 lira eklemem gerekiyor ki 5 liram olsun.
Bunu da nerede görüyorum çocuklar? C seçeneğinde görüyorum.